efendim. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Günler salı, saatler 16. Her hafta dediğim gibi ben yine karşınızdayım. Bu hafta konumuz kaygı, sınav, TEOG, YGS. Biliyorsunuz ki artık belli dönemlerde birazcık bu sınav konusuna ağırlık vermek gerekiyor. Çünkü öğrencilerin yavaş yavaş kaygısının arttığı ve ailelerin de bocaladığı ve sıkıştığı bir dönem. Ne yapmak gerektiklerine karar veremedikleri karmaşık bir dönem. info@mugedayankaş.com biliyorsunuz, mail atabiliyorsunuz. Hafta içi gelenlere cevap vermeye çalışıyorum. Bir kısmını da buraya getiriyorum ki buradan yanıtlayabileyim. Arzu eder ararsanız da 242 alan kodu 345 45 44'ten de sorularınızı alabiliyoruz efendim çok rahatlıkla. Son 5-10 dakika değil, daha öncesinde ararsanız genelde böyle program başında bekliyorsunuz, sonunda bir arayayım hadi diyorsunuz. Son bir 5-10 dakika içinde de çok fazla alamıyoruz. Bir saatim var, çok da aşamıyorum. O yüzden merak ettiğiniz şeyler varsa ve soracaksanız lütfen programın ilk başını değerlendirin diyorum. Tekrar hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Şimdi sınav, kaygı, çocuklara nasıl davranmak gerekiyor? Bu dakikadan sonra bir YGS öğrencisi nasıl davranmalı? Biraz bundan bahsedeceğiz. Genellikle ailelerin sıkıntısı şu: çocuğum karamsarlaşmaya başladı, sıkılmaya başladı, yorulmaya başladı. Ya da tam tersi, çocuğum artık böyle bıraktı, zaten olmayacak mı şeklinde bir yorum yapmaya başladı. İki uç aslında, kaygı ve rahatlık. Bir tarafta hiç hareket yok, böyle bir heyecan yok, bir tutku yok, istek yok. Aman bir şekilde olur. Diğer tarafta ise bir anda böyle çok ne derler, hemen olmalı, şimdi olmalı, neden olmuyor şeklinde bir plan, bir programsızlık, bir kaygı yaşama durumu söz konusu. Şimdi önce şundan biraz bahsetmek istiyorum. Sevgili annelerimiz, babalarımız, bir sakin olmanız gerekiyor. Çünkü şu dönemde anne babalar birazcık daha böyle kaygıyı sanki tetikliyor gibi, birazcık daha sistemi bozuyor gibi görünüyor. Şimdi bugün özellikle 5-6 tane maddeden bahsedeceğim ve bunları kesinlikle birer kağıt, birer kalem alın elinize ve mümkün olduğu kadar not almaya çalışın. Çünkü evlerde uygulamanız gereken kısımlar olacak. Şimdiki açıklayacağım, anlatacağım şey birincisi şu: eğer çocuklarınız matematikte böyle bir 5-10 net arasında yapıyor, Türkçe'de, coğrafyada, tarihte, felsefede iyi, fakat fen bilgisine, yani fizik, kimya, biyoloji kısmına vakit ayıramıyor, matematikle de uğraşıp duruyor gibi bir karmaşa varsa ne yapmak lazım, ne yapmamak lazım? Önce onu söyleyeyim. Birincisi, hemen şöyle bir tahtanın başına gideyim. Siz de oradan rahatlıkla okumuş olun. Eğer ki özellikle öğrencimiz bir TM öğrencisi ise ve şu anda yaptığı netler sosyalden 25 net civarı, Türkçeden 25 ile 30 arası, matematik 7-10 net, fene de zaman yok durumundaysa. Evet, bunu böyle bir yakından gösterirsek şahane olur. Çünkü eminim ki izleyicilerimizin birçoğunda buna benzer bir resim olma şansı çok yüksek. Öğrencimiz hukuk istiyor olabilir, öğrencimiz işletme istiyor olabilir, iktisat istiyor olabilir, psikoloji istiyor olabilir. Mümkün olduğu kadar TM alanında seçim yapan öğrenciler olabilir. Şimdi sakın ola şöyle bir strateji oluşturmayın: Türkçeden netimi işte 35'e çıkarsam, sözelden, sosyalden de 35 ile 40 arası yapsam, sosyal netimi de 35'e çıkarsam, tam tersi de olur, hiç önemli değil. Fene zaman yok, hiç uğraşmasam, matematik yerine sosyale ve Türkçe'ye yatırım yapsam, fullemeye çalışsam, aman diyorum, büyük bir risktir, büyük bir tehlikedir. Başarma olasılığınız çok düşüktür, kaygı yaratma durumu çok yüksektir. Böyle durumdaki bir aileyseniz, yani daha doğrusu bir öğrenciyseniz, ki biz aslında bu tür olayları birazcık böyle ailesellleştirdiğimiz için o sınav hepimizin sınavı, o meslek hepimizin mesleği olacağı için, böyle bir durumda yapacağınız yatırım matematiğedir.
Sakın ola öğrencinize şöyle bir şekilde yaklaşmayın. Türkçe ile sosyali dengelersen eğer matematiğe ihtiyacın kalmaz. Türkçe ve sosyal yatırımı yaparsan, netlerini artırırsan matematikte çok da ihtiyaç olmayacaktır derseniz büyük bir hata yaptırırsınız. Buradaki öğrencinin bir defa TM öğrencisi olduğu için biyolojiden 4-5 net en az. Kimyadan 4-5 net en az. Matematik netini de 15 ile 20 nete çıkarması gerekir. Yapacağınız yatırım buralara olması gerekiyor. Biyoloji, kimya, matematik. Derseniz ki ben sosyal ve Türkçeyi full yapayım, 40'a çıkarmaya çalışayım, zaten orada daha çok başarılı oluyorum derseniz eyvah. Şimdi fen öğrencileri değil de TM öğrencileri eğer şunu diyorsa ki biyoloji ve kimya ne alaka diyorsa katsayısı daha düşük olabilir ama mutlaka puan getirecektir. Matematiği eğer buradan yukarıya çıkartamıyorsanız ki zordur, 7 ile 10 net yapan bir öğrencinin şu anda YGS'de 15 nette falan kalma ihtimali yüksektir. Sosyale yatırım yapın, Türkçe'ye yatırım yapın cepte ama mutlaka biyoloji ve kimyaya da YGS için diyorum yatırım yapmakta fayda var. Sakın sakın Türkçe ve sosyale güvenip de yola çıkmayın. Özellikle ilk 100 bini hedefleyen adaylar için bu çok önemlidir. Kaygı yaşarsınız sonrasında. Şimdi bir de böyle öğrenciler için şunu tavsiye etmek istiyorum. Bakın normalde ben seçme sorunun riskli olduğunu düşünürüm. Yani bu ne demek aslında? Bir öğrenci birinci sorudan başlar ve devam eder. Ama sadece matematik için seçme soru yapabilirsiniz. Netinizi artırabilmeniz için. Yani matematikte siz 7-10 neti 15-20 net yapmak istiyorsanız sırayla gitmek yerine birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru şeklinde atlama. Yani birinci soruyu yaptım, bakayım beşinci soruda ne var, onuncu soruda ne var. Atlama yapma şansınız vardır. Eğer ki bir strateji oluşturalım diyorsanız bizim için önemli. Ama en tehlikelisi de Türkçe sosyale yatırım yapayım, gerisini boş verin dememek gerekiyor. Bu bizim için önemli. İkincisi, bakın bundan sonra eğer çocuğumuz hemen hemen bu durumdaysa anne babalar genellikle şunu yapıyorsunuz. Bakın çok büyük bir hata. Çocuk okulda 5 saat, 6 saat matematik görüyor. Artı dershaneye gönderiyorsunuz. Haftada en az 3 saat, 4 saatte orada matematik görüyor. Etti 10 saat. Bir de özel ders aldırıyorsunuz. Etti 15 saat. Şimdi bakın. Öğrencimiz şöyle ben bir tahtama yaklaşıyorum. 15 saat özel ders alırken eğer 7 ile 10 net arasında net yapıyorsa hani derler ya bu ne perhis, bu ne lata lahana turşusu diye şöyle bir baktığımızda haftada aldığı ders sayısı kadar matematikten neti yok. 7 ile 10 arasında kalıyorsa eğer bu çocuğun başka bir şeye ihtiyacı var demektir. Başka bir yol izlemek gerekir. Bunun da aslında adı hiç de teknik bir şey değil. Hani böyle ben sohbet ettiğimde velilerle konuştuğumda hocam bir şey yapmak lazım. Söylediğim tek şey şudur. Matematiğin başına oturup çalışması lazım. Yani aslında baktığımızda böyle çok da uzaysal bir şey, çok da böyle farklı, marjinal, hani Amerika'yı tekrar keşfetmemek gerekir denir ya, aynen böyle öğrencinin zihindeki soru tembelliğini şöyle bir aşması gerekiyor. Soruya baktığı an tanıması gerekiyor. Bakın bakmakla görmek çok farklıdır. Çocuklar genellikle bütün gün soruya bakıyorlar. Bakıyorlar, bakıyorlar uzun uzun hem de ama istedikleri sonucu yakalayamıyorlarsa soruları tam olarak göremiyor demektir. Bu da bizim için çok önemli bir ayrım. Şimdi bu böyle. Genellikle şu dönemde öğrencilerimizin yaşadığı bir sıkıntı. Aynı şey sayısal öğrenciler için de geçerli. Diyelim sayısal öğrencilerde de şöyle bir durum var. Türkçeden 25 ile 30 net arası net yapıyor. Arkasından sosyalde bir 15 net çıkartıyor.
Matematikte 20 net civarında soru yapıyor. Kimya ve biyoloji yapıyor. Fizik yapamıyor diyelim ki. Bu sefer deniyor ki ben fizik yapmayayım, olmaz. Sayısalsanız YGS'de özellikle fizik yapmanız gerekiyor. Bu 1-1 daha 2. Sosyalle de çok uğraşmayayım, felsefe falan yapmayayım. Onun yerine matematik yapmaya çalışayım. Eğer ki matematikte belli bir üst sınıra ulaştıysanız bu birazcık zorlayabilir sizi. Eşit dağılım. YGS'de başarının sırrı eşit dağılım yapmanız gerekiyor. Evet, puanların değerleri birbirinden farklı. İşte YGS 1 ve 2 için sözelin puan yüzde değeri başka, YGS 3-4 için başka. Ama eşit dağılım yapın, risk almayın. Özellikle sayısalcılar fizikten kaçabiliyorlar. Eşit ağırlık öğrencileri de birazcık böyle biyoloji ve kimya yapmasam mı ya da matematikten düşük net yaptığımda çok önemli değildir şeklinde yorum yapıyorlar. Eşit dağılım yapmak bizim için en temel nokta. Şimdi gelelim, bir de şöyle bir durum görüyorum ben çocuklarda. Kitleme diyorum ben buna. Belli bir puanda, belli bir netle kitlenmek. Şimdi genellikle şöyle bir şey oluyor. Mesela 100 netle kitleniyor çocuk. Sabit kalıyor. Hiçbir şekilde 100 netin üzerine çıkamıyor ve istediği puanda 150 net civarında bir nete ihtiyacı var. Tıp istiyor, tıbba gitmek istiyor. İşte ilk 50 bin, 10 bin, 20 bin, 30 binlerde gitmek istiyor. Dolayısıyla da 150 net, 140 net civarında net yapması lazım. Şimdi bakın, hemen şöyle bir örneğini göstereyim size. Şimdi yeni açanlar varsa birazcık tanımlar ve terimler değişik geliyor olabilir. Lakin bunlar bizim öğrencilerimizle ya da velilerle çok sıklıkla konuştuğumuz diyaloglar. Şimdi bakalım. Öğrenci 100 nette takıldı. Tıp istiyor. Diyor ki ben tıp fakültesine gitmek istiyorum ve benim hemen hemen ihtiyacım olan net 140 net. Ne yapmak lazım? Eminim ki velilerimiz şimdi böyle televizyonun başında diyordur ki evet, bu benim çocuğum. Aynen, benim çocuğumda böyle bir durum var. Şimdi görünen o ki bu öğrencimiz aslında bir sayısal öğrencisi ve 100 net de güzel bir net Kasım ayı için. Hemen şöyle. Ama kendini bir şekilde 100 nete kadar kitle çıkarmış ve burada bırakmış. Birinci yapılabilecek alternatif. Öğrencimiz sosyal yapmıyordur. Bakın, sosyal yapmıyorsa, yani Türk tarih, coğrafya, felsefe yapmıyorsa eğer 100 neti şu an için geçme şansı zordur. Sakın ola sözeli, sosyali yani tarihi, coğrafyayı, felsefeyi, dini hepsini Ocak ayına, Şubat ayına sakın bırakmayın. Artık sizin Ekim sonu itibariyle, hadi tamam yazın çalışmadınız, en azından Kasım ayı itibariyle sosyale başlamanız lazım. Sayısalcılar için söylüyorum. Zaten TM'ciler ve sözelciler çoktan başlamış olmalıydı. Ama sayısalcılar mutlaka sosyale başlayın bir. Ve hedefiniz mutlaka ve mutlaka 25 netin üzerinde olmalı. En azından. İkincisi, eğer ki 100 net yapıyorsanız ve üzerine çıkamıyorsanız şu anda, geriye dönük tekrar yapmıyorsunuzdur. Geriye yönelik tekrar. Şimdi bunu ne demek istiyorum? Şimdi 100 net yapmak aslında güzel bir net ve büyük olasılıkla da çok fazla çalışıyor öğrenci. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama şunu görmüşümdür. Aylardan Kasım ve temel kavramlar konusunu matematikten çocuk Ağustos'ta gördü, Eylül'de gördü. Eğer ki Eylül'den beri henüz daha bir iki tane temel kavramlar testi çözmediyse, hatta daha somutlaştırayım, haftada en az 30-40 soru temel kavramlar çözmediyse 100 netin üzerine çıkamaz. Çünkü şu anda geriye yönelik tekrarlar yapacak ki
bildiklerinin üzerine yapamadıklarını da eklesin ve net sayısını artırsın. Yani aylardan Kasım'sa şu anda bile Eylül ve Ekim konularından en azından haftalık karışık soru çözmesi kesinlikle kuraldır. Bakın emin olun daha pazar günü bir kamp çalışmasında öğrenci faktöriyel sorusuna bakıyor. Oldukça iyi net yapan bir öğrenci aslında ve soruyu hatırlayamıyor bir türlü. Bakıyor, çıkarır gibi oluyor, birazcık deneme yolu yapıyor, şıklardan gitmeye çalışıyor. Bir türlü soruyu istediği noktaya getiremiyor. 3 test civarında çalıştık ve bu 3 test üzerinde son teste geldiğimizde artık yavaş yavaş hızlanmaya başladı. Aa ben bu soruyu hatırlıyorum, bu soru kalıbını hatırlıyorum şeklinde yorum yapmaya başladı. Bu da bizim için önemli. O yüzden en temel nokta, bakın sadece sosyal yapmaya başlasın, geriye yönelik tekrar yapmaya başlasın, istediği sonucu çok rahat bir şekilde alır. Bundan sonraki ilk denemede neti çok rahat bir şekilde 120'ye çıkar, öyle söyleyeyim. Düşünün ki Kasım ayındayız şu anda, Aralık ayında yapacağı ilk denemede 20 net birden artırır. Bunda bir engeli olmaz. Şimdi geometride bir zorluk yaşıyor olabilir. Matematikte ve geometride yaşadığı zorlukları iki şekilde çözebilir öğrencilerimiz için söylüyorum. Ki genellikle bu dönemde böyle matematik ve geometri sıkıntıları olma ihtimali çok yüksek. Çünkü geometri görme işi, matematikte bol tekrar işi ve çocuklar o kadar çok derse gidiyorlar ki derse gitmekten ders çalışamadıkları için ya da sadece öğretmenler anlattığı ve öğrenciler dinlediği için bu sefer çocuk kendi başına ders çalışamıyor. Ders çalışamayınca da soruları eskitemiyor. Şimdi birincisi şu. Bir matematik netini artırabilmek için yapılacak en temel noktalardan biri şudur. Şimdi test kitapçıkları var. Her şey çok pratik. Soru böyle gayet güzel önümüzde yazılı olarak geliyor. Fakat şimdi bizim şöyle bir test kitapçığımızı ve yaprak test olduğunu düşünün. Bakın günde 500 soru çözmek yerine şu anlattıklarımı yapmanız çok daha anlamlıdır. Diyelim ki burada matematikten bir tane ne bileyim soru şöyle bir şey. Devamı gelen bir soru. Şimdi öğrenci bir defa başlıyor bunu çözerken rakamları uçuşturmaya bir dakika diyor. Ben şuradan bir bakayım. Birazcık da buraya yazıyor, birazcık da buraya yazıyor. Şöyle bir soru çözme stili varsa dikkat hatası yapma şansı çok yüksektir. Ya da öğrencinin "Aa ben bu soruyu yapamıyorum, o kadar da uğraştım" deme imkanı çok yüksektir. Soruyu adım adım çözemezse öğretmene ne soracağını bilemez. Kural 1. Yani eğer ki bir öğrenci şöyle bir uğraşıdan sonra diyorsa ki "Hocam ben bu soruyu yapamadım." diyorsa çocuk ders çalışmamıştır. Ders çalışmadan gitmiştir öğretmenin yanına. Öğretmen de ne yapar? Tekrar anlatır. "Anladın mı yavrum?" "Anladım hocam." Çocuk evine gider, öğretmen evine gider. Fakat bu soru aslında çözülmemiştir. Yapması gereken şu, çocuğunuz bir konuyu öğrendi okulda ya da dershanede hiç fark etmez. Eve gelecek ve bir yazılı çalışma yapacak. Nedir bu yazılı çalışma? Bu sorunun aşamalarını, birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama, sonuç ve ondan sonra şıkkı işaretleyecek. Bakın. Eğer bunu yaptırabilirseniz çocuğa birinci aşaması, ikinci aşaması, üçüncü aşaması ve arkasından sonucu yaptırıp da işaretletebilirseniz bu çocuk ders çalışmıştır ve hocasına şunu söyler. Der ki "Hocam ben soruyu çözmeye başlıyorum. İkinci aşamada zorlanıyorum." Hoca da der ki "İkinci aşamayı yapabilmek için formül ezberlemen lazım." der. Öğrenciye hemen formül ezberletilir ve çocuk dersi öğrenmiştir, soru çözmeyi öğrenmiştir. Ama biz ne yapıyoruz? Çocuğum 2000 tane soru çözdü. Şahane, harika. Fakat 2000 tane sorunun içinde kaç tanesini doğru yapabildi, kaç tanesini yanlış yapabildi? Yanlış yapabildiklerini sordu mu? Eğer ki bir öğrencinin neti artmıyorsa
bildiklerini çalışıyor demektir. Bakın bu çok önemli. Bildikleri. Siz eğer bu öğrencinin bilmediklerini çalıştırabilirseniz ya da bilmediklerini fark ettirebilirseniz emin olun çok çok anlamlı bir başarı eğrisi, başarı grafiği olacaktır. Şimdi şöyle ben bir gönderdiklerinizden de bir hatırlamaya çalışayım. Böyle küçük küçük notlar da almıştım. Hani sizlere özellikle anlatayım istediğim. Etüt dedik, özel ders dedik, sorular dedik. Bakın sürekli özel ders öğretmeni değiştiriyorsunuz. Bunu yapmayın. Bu en önemli risklerden bir tanesi. Bir sınavı kazanmanın yegane kuralı şu. Takım, sistem, inanç. Eğer ki çocuğunuza bir takım kurmazsanız, takımına inanmasını sağlamazsanız ve sistemli bir çalışma ortamı yakalatmazsanız başarılı olma olasılığı düşüktür, zordur. Şimdi biz ne yapıyoruz? Çocuk diyelim bir okula gidiyor ya da bir özel ders alıyor, işte etüt merkezine gidiyor, hiç fark etmez. Deneyelim bakalım, bitti. Emin olun verdiğiniz para gitti. Çocuğunuzun inancı bitti. Çocuğunuz oraya hadi bir deneyelim diye gidiyor. O yüzden mümkün olduğu kadar değil asla yapmayın. Öğrencinizin takımına inanmasına engel olmayın. Öğrencinizin inanmasını sağlayın ki yol alabilsin, bir şey yapabilsin. Yoksa öbür türlü yol alması, inanması çok mümkün, çok olası değildir. Bu da bizim için önemli olan bir nokta. Şimdi genellikle velilerden şöyle bir soru gelir bana, katılımcılardan, velilerden, öğrencilerden. Nasıl bir tekrar sistemi oluşmak gerekir, oluşturmak gerekir? Yani bir öğrenci diyelim ki bugün ders çalışmaya oturdu. Eylül, Ekim ayı ya da önceki konular nasıl olmalı? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Şöyle tekrar bir tahtamın önüne geçeyim. Bakın özellikle şunu söyleyeyim istiyorum size. Burada anlattığım şeyler aslında benim şöyledir. %70 alın, kullanın, uyar ve işe yarar. Ama %30'luk bir kısım çocuğun tamamen spesifik bir öğrenme modeliyle alakalıdır. Çocuğun birazcık daha zorluk ve kolaylığıyla alakalıdır. Alışkanlıklarıyla alakalıdır, inançlarıyla alakalıdır. Ne kadar kaygı yaşadığı, geçmişte ne yaşadığı bunlarla alakalıdır. Bu da %30. Ama %70 işte budur. Yani burada yaptıklarımı, söylediklerimi alın, uygulayın. İstediğiniz sonucu almanız çok kolaydır, çok pratiktir. Şimdi diyelim ki şu anda Kasım'ın 8'indeyiz. Hemen ben Kasım 8 itibariyle bir görsel oluşturayım size. Şimdi Kasım'ın 8'inde işlediğiniz konular. Şöyle matematikten, fizikten. Görebiliyoruz herhalde. Parlıyor mu birazcık? Türkçeden. Şimdi diyelim ki matematikten, fizikten ve Türkçeden işlediğiniz konulardan siz birinci konu bu. 50 soru çözdünüz. Birinci konu 50 soru. Birinci konu 50 soru. Şimdi ikinci hafta geldi. Kasım'ın ikinci haftası yani Kasım'ın 15'i geldi. Siz matematik işlemeye devam ediyorsunuz ama YGS'de hepsinden çıkacak. Çok da özel ders alıyorsunuz. Akşam işte 5'te okuldan çıkıp 7'de özel derse gidiyorsunuz. Saat 10'da eve geliyorsunuz efendim. Şimdi siz saat 10'da eve geldiğinizde bir kalın. Ben de bir reklam arasına gideyim. Sonra tahtamın başına sizi bekliyorum.
Bundan önce izlediğiniz gibi bundan sonra da Antalya'daki her türlü olayla ilgili nalına da vuracağız, mıhına da vuracağız. Ben Nihat Toplu. Ben Ali Orhan. Hafta içi her gün 07:30-09 arasında Antalya Gündem programında sizlerle birlikteyiz. Okullar açıldı, kırtasiye ihtiyaçları arttı. Öğrenciler, veliler, ofis ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler. Kırtasiye çeşitleri, eğitim araç ve gereçleri, ofis ihtiyaçları. Kısacası aradığınız her şey Antalya Kırtasiye'de. Üstelik okul ürünlerinde %20 indirim. Birbirinden özel markalı ürünlerimiz ve uygun fiyatlarımızla sizleri Antalya Kırtasiye'ye bekliyoruz. Antalya Kırtasiye, sizin kırtasiyeniz. Telefon 335-30-23. Yeni semt, yeni restoran, aynı lezzet. Tandır, çorba, ızgaralar ve kömür ateşinde döner. Yeni yerinde sizleri bekleyen efsane lezzetler. Uysal Antalya Kuyu Tandır Döner ve Çorba. Sobacılar Çarşısı'ndan sonra şimdi de Lara'da. Türkiye'nin en modern halı temizleme fabrikası olarak 38 yıllık tecrübeyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlığınız için kazancımızı değil, hizmet kalitemizi artırıyoruz. Kurumsal işletmeciliğin adresi, sınıfında lider kuruluş, Akdeniz Halı Temizleme Fabrikası. Damla damla hizmetten modern işletmeciliğe. Akdeniz Halı Temizleme, Konyaaltı, Antalya. Telefon 0242 259 57 57. ...78.06... ürünümüz her zaman pazarda yerini koruyan bir ürün. Her zaman farklılığını hissettiriyor. Raf ömrü uzun olan bir ürün. Pazarda fiyat farkıyla da önde bir ürünümüz. Kalite ve güvence olarak da her zaman tüketiciye tavsiye edebileceğimiz bir üründür. Çok güzel renk vardır. Çok güzel raf ömrü vardır. Pazarda yeri oluşmuştur. Bu 78.06'nın ilerleyen yıllara kadar çeşidin devamlı pazarda yer alacağına inancımız vardır. Ve kazançlı bir üründür. Tonaj olarak çiftçimize kazandırıyor. Biz de komisyon olarak sattığımız ürünlerde kolay sattığımız için pazarda yerini rahat alıyoruz. Lezzet var, kırmızılıkla ve tonajında tüketiciye kazandırıyor, üreticiye kazandırıyor. Kalitesiyle, lezzetiyle 78.06'ya daima güveniyoruz. Artık gezme zamanı. İstikamet Kemer tarafıysa yakıtınızı iPad'den alın, güler yüzlü, kaliteli hizmetle tanışıp uygun fiyat avantajları sayesinde sürekli alımlarda yakıt alırken bile kâr edin. iPad, LPG'de her zaman en düşük fiyat. Bir fide kolay yetişmiyor. Alın teri, emek istiyor. Kolaya kaçmadan sabırla çalışma istiyor. O zaman topraktan bütün bereketiyle rızık olup fışkırıyor. Bereket fide, bereketli fide. Bereket için mutlaka bereket fide sipariş formuyla birlikte isteyin. Çünkü bereketi döktüğümüz alın terinde. Kadın
yaptıklarında açık cerrahi operasyonlar tarihe mi karışıyor? Laparoskopi yöntemiyle karındaki 5 santimlik bir kesiden girilerek teşhis ve tedavi nasıl yapılıyor? Ağrılı adet, miyom, kısırlık, kist ve tümör laparoskopi ile nasıl tedavi ediliyor? Jinekolojik laparoskopi ile ilgili merak edilen her şey, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Alp Çeliker'in katılımıyla sizin için Çok Yaşa'da. Çok Yaşa yarın saat 9'da canlı yayında kanal ve ekranlarında. Makro'da bu hafta süper indirimler sizleri bekliyor. 11 Kasım tarihine kadar 30 lira ve katları alışverişlerinize 4x1 litre Coca-Cola, Fanta veya Sprite sadece 5 lira. Makro, bu ülkenin marketi. Bir dünya otel, bir dünya eğlence, bir dünya lezzet, bir dünya hareket, bir dünya macera, bir dünya heyecan, bir dünya destinasyon. Bir dünya mutluluk, bir dünya keyif, bir dünya sevgi, bir dünya tatil. Şimdi her yer size daha yakın. Odası yarın akşam saat 21'de canlı yayında kanal ve ekranlarında. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ne demiştik? En son 100 net yapmak isteyen öğrenci 8 Kasım'da ders çalışmaya başladığını varsayar isek ki çok önce başlamalı ama biz 8 Kasım'ı böyle bir milat olarak bugün diye bir hesaplama yapacağım şimdi size. Hemen de şöyle ekranımın diğer köşesindeki tahtama yaklaşıyorum. Şimdi bakın reklam arasındayken ben küçücük bir tabloyu çizdim şöyle. Hemen evet. Şimdi diyelim ki bu öğrenci bir eşit ağırlık öğrencisi değil, bir sayısal öğrencisi. Çünkü fizik de ekledim oraya. 8 Kasım, 15 Kasım, 22 Kasım'da soru dağılımı nasıl olmalı? Şimdi bu resim buna ait bir resim. Önce bir bunu göstereyim istiyorum. Şimdi veliler genelde diyor ki kaç soru çözmeli? Önemi yok. Bakın kaç soru çözdüğü değil, ne kadar eşit dağıttığı önemli bizim için sorularda. Çok önemlidir bu. Yani diyelim ki aynı konudan sürekli soru çözüyor ve günde 400 tane soru çözüyor. Hiçbir anlamı yok. Ama eşit dağılım yaptı ve geriye yönelik tekrar yaptı, 200 soru çözdü, anlamlı. Çünkü bizim ihtiyacımız olan şey anlamlı bir çalışma modeli. Artık günümüzde şöyle bir gerçek var. Üniversiteyi kazanmak zor değil. Çünkü eşitler, ihtiyaçlar çok fazla, eşit, beklentiler herkese benzer, öğretmen desteği var, koşullar çok eşit. Dolayısıyla artık strateji zamanı ki bu en önemlisidir. Şimdi bakın şöyle bir baktığımızda 8 Kasım, 15 Kasım ve 22 Kasım. Matematikte birinci konu. Çocuk 50 soru çözdü bugün. Haftaya yani 15 Kasım'da ikinci konu geldi. Aynı gün, salı günü 50 soru da buradan çözdü. Bakın ikinci konu ikinci hafta geldiğinde, pardon şurayı hemen düzeltiyorum. Birinci konudan 30 tane soru çözmeli.
Yani 8 Kasım'daki işlenen konudan 30 tane soru çözmesi gerekiyor. 22 Kasım geldi. Yine öğretmen bir konu anlattı ve dedi ki buradan soru çözmenizi istiyorum. Üçüncü konudan 50 soru, ikinci konudan 30 soru, evet siyah sanıyorum daha rahat görünüyor ve birinci konudan 20 soru. Bakın öğrenci 8 Kasım'da 50 soru çözmüşken 22 Kasım'da 50, 30 daha 80, 20 daha 100 soru çözmüş oldu. Bu anlamlısı. Yani çocuğu çok fazla yormak değil, anlamlı çalıştırmak bizim için en önemli nokta. Bunu eğer başarabilirseniz çocuk verim sağlar. Mesela şimdi bakın, öğrencinin de enerjisini de iyi tutmak, korumak lazım. Matematikten evet şu anda 22 Kasım'da 50, 30 daha 80, 20 daha 100 soru çözdü. Fizik eğer ki eksiği daha azsa ve daha rahat net yapıyorsa daha çok soru çözmek zorunda değil. Ne yaptı? 50 soru, 20 soru, 10 soru ya da 40 soru, 20 soru, 10 soru şeklinde eşit dağılım yapması çok önemli. Yani eğer ki eşit dağılım yapamaz, tek bir kanaldan giderse neti yükselmez. Eğer ki hep bildiği şeyleri çalışır, çok soru çözdüm havasıyla da gezerse yine neti yükselmez. Bir bakarsınız öğrenci çok çalışan ama hiç verim alamayan ve belli bir yerde takılıp kalmış öğrenci. Eğer bunu yapmazsa kaygı yaşar. Neden? Üçüncü hafta, birinci haftadan kalan, akılda kalan oran %30'dur maksimum. Dördüncü hafta %20, beşinci hafta %10. Yani şöyle bakın, bir öğrenci eğer ki Eylül konularının tekrarını yapmadı ise Aralık'taki denemede düşük alma ihtimali yüksektir. Yani bir bakarsınız 120 net, 120 net, 130 net, 80 net. Ve nedir bu? Eyvah! Aralık ayında 80 nete düştüm. Ben ne yapacağım? Sınava şurada 2 ay kaldı, 3 ay kaldı. Nasıl sonuçlandıracağım? Telaşı yaşar. Gördüğünüz gibi kaygı aslında yersiz. Sadece yapılacakların tam yapılmaması, zihin mercimek çorbası. Hep bunu belki çok söylemişimdir burada da. Böyle verdiğim eğitimlerde de çok anlatıyorum. Hani mercimek çorbası ocakta beklediğinde böyle bir dibe çöker değil mi? Su kalır üstte. Tencerede ağırlık vardır ama içemezsiniz. Onu böyle bir karıştırmak gerekir ki harmanlansın, şöyle bir lezzeti yerine gelsin, tadı tuzu yerine gelsin. İşte bu demek. Eğer ki bu sistemi kurmazsanız çok şey var ama lezzet yok. Çok ağır ama sonuç yok şeklinde bir karmaşa yaşama şansınız vardır. Strateji. Bugün dünyada isim yapmış bir sürü futbolcu, tenisçi, iş adamı. Çok çalıştıkları için değil, doğru noktayı görebildikleri için ve dokunabildikleri için başarılı olmuşlardır. Yoksa ona bakarsanız herkes çok çalışıyor, herkes bir şeyler yapıyor. Ama önemli olan doğru noktayı görmek, doğru şeyi yapmak, oradaki eksik noktayı yakalayabilmek. Siz eğer bunu başarırsanız çocuğunuzun çok rahat bir şekilde başarılı olma şansı yüksektir. Hızdan biraz bahsetmek istiyorum. Çocuğum ne kadar hızlı soru çözmeli, kaç dakikada bir soru çözmeli şeklinde. Bakın işin artık o kadar çok klasikleşmiş bir tarafı var ki bir dakika bir soru şeklinde. YGS'ye baktığımızda da zaten TEOG'da ve LYS'de bir zaman sıkıntınız yok. Ama YGS zamanla yarıştığınız bir sınav. Bir soru bir dakika gibi hesaplanır. Aslında o şekilde sonuçlanmaz. Mesela matematik 50 dakikanızı alabilir. Ama sözel yani sosyal dersler 30 dakikanızı almıştır. Sosyaldeki 10 dakikayı matematiğe entegre etmeniz yani oraya vermeniz çok normal. Ama bunu nasıl yapacaksınız? Bir defa deneme sınavlarını anlamlı hale getirin. Deneme sınavlarında yapacağınız şey şu. Matematikte iyi odaklandığınız anda kaç dakika zamanınızı alıyor? Buna bir bakın. Diyelim ki 40 dakika tam yetiyor. Artı 10 dakika nereden alabilirim diye bir bakmaya başlayın. Çünkü
Türkçeyi daha kısa sürede yapma şansınız var, sosyali daha kısa sürede yapma şansınız var, fizikte ya da biyolojide çok iyisinizdir, matematiğe kaydırma şansınız var. Ya da Türkçe'de çok hızlı yapıyorsunuzdur. 20-25 dakikada tam odaklanarak ve hakkını vererek yapıyorsunuzdur. O zaman oradaki 10 dakikayı, 15 dakikayı fizik alanına ya da işte kimyaya, biyolojiye gönderme şansınız var. Ama sakın ola bunu sınav anında yapmayın. Stratejiler en geç Ocak ayında tamamlanır. Yani siz Ocak ayına kadar zamanınız var. Türkçe, matematik, fen, sosyal sırası ya da bir soruya kaç dakika ayıracağınız, bunları iyice bir netleştirmeniz lazım ki Ocak ayı itibariyle hep pratik yapmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer siz derseniz ki ya ben bir bakayım da Şubat ayı civarında işte kararımı veririm değil. Eyvah diyorum. Bakın şuna çok dikkat edin. 2 set 21 gün ayırmanız lazım. Ne demek bu? 2 set 21 gün. Şimdi alışkanlıklar 21 günde oluşur ve siz onu iyice eskitirsiniz. Şimdi diyelim ki bir sıralama yaptınız. Matematik, Türkçe, fen, sosyal. Dediniz ki benim sıralamam bu, ben bu şekilde devam edeceğim. Bunu 21 gün boyunca tüm denemelerde bu şekilde yapmanız gerekiyor. Hatta size tavsiyem, evde ders çalışırken bu sırada ders çalışmaya çalışın. Zihniniz önce matematiği görmeyi, sonra Türkçeyi görmeyi, arkasından sözele bakmayı bir alışkanlık haline getirsin. Şimdi ilk 21'de zihin kabul eder ama ikinci 21 daha önemlidir. Ne demek bu? Artık zihnin kabul ettiği ve iyice böyle eskiteceği, hani vardır ya çivi çakar gibi artık o alışkanlığı yerleştirme dönemidir. O zaman bize 42 gün lazım demek. Eğer bugün ya da bu hafta stratejinizi belirlerseniz ilk part Kasım'ın sonu gibi bitecek. İkincisi de Aralık'ın 21'i-22'si gibi bitmiş olacak ki bizim için çok ideal bir süre. Ocak başına kadar sizin belli bir sisteminiz, belli bir programınız olmuş olacak. Bu bizim için önemli. Sakın ola sonra değişiklik yapmayın. Hele ki sınav anında sakın bir ya bunu böyle yapmasam mı acaba gibi kendinizi caydırıcı bir şey yapmayın. İstikrarlı olun, sisteminize inanın. Bakın bu bile çok önemli. Hadi öğretmenlerinize inanmıyorsunuz. Hadi başarılı olacağınıza inanmıyorsunuz. Sisteminize inanın. Kurdunuz, inanın, sahip çıkın. Çünkü öbür türlü inanç kaybettikçe başarınız düşecektir. Paniğiniz artacaktır, kaygınız artacaktır. Bedende semptomlar başlayacaktır. Mide ağrılarıdır, baş ağrılarıdır, tansiyon düşmeleridir. Bir sonra bir bakacaksınız ki ya ben o kadar çalıştım heba oldu şeklinde bir dönüş yaşama şansınız var. O yüzden şu 2 set 21 günlük yani 42 günlük alışkanlığı mümkün olduğu kadar koruyun, sabitleyin. Şimdi optik hepsi bitince işaretlenmez. Bakın. Bir soru bir optik. Sizin sınavda ayıracağınız o bir dakikalık, bir buçuk dakikalık süre bir. Soru okunur, anlaşılır, çözülür, cevap işaretlenir, optiğe işaretlenir. Bir daha da dönülüp bakılmaz. Bu bizim için çok önemli olan bir nokta. Eğer ki siz ben işte soruyu okudum, çözemedim, bir daha bir okuyayım, biraz uğraşayım. Hadi sonraya bırakayım ya da tam tersi bütün soruları ben bir yapayım ondan sonra optiğe işaretleyeyim gibi bir yaklaşım sergilerseniz o iş olmaz. Oradan istediğiniz sonucu alamazsınız ve zaman kaybetme, dikkat kaçırma ihtimaliniz de çok yüksek olur. Bu da bizim için önemli olan bir nokta. Şimdi neleri konuştuk? Şöyle kafamda bir tasarlamıştım. Tekrarlardan bahsettik, netini yükseltemeyen öğrencilerden bahsettik, zamanla ilgili konuştuk, stratejiler ne zaman oluşmalıdır dedik. Birazcık kaygının sebeplerinden ki şu sistemi kuramazsanız yaşayacağınız şeyin adı kaygıdır. İnanmaktan bahsettik, sisteminize inanın, kararlı olun şeklinde. Şimdi bakın bir şey daha söyleyeyim. Okullarda genelde şöyle bir sistem olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Genellikle derslerden çıkıp
işte ya da etütlere girmeyip başka derslerden ders alayım ya da başka sorular çözeyim şeklinde yapmayın. Sistemin hakkını verin. Yani ders programınızda ne varsa o 50 dakikanın hakkını verin. Bu çok önemlidir. Matematikse matematik, din kültürü ise din kültürü, tarihse tarih, orayı tamamlayın. Geriye kalan zamanlarınızı mümkün olduğu kadar diğer derslere, işte matematiktir, Türkçedir, fiziktir fark etmez, onları aktarabilirsiniz. Ama şu karmaşayı yaşatıyorsunuz kendinize. Okulda mesela derste soru çözeyim, ders dinlemeyeyim. Sonra etütte konuyu anlattırayım. Sonra evde soru çözeceğiniz zamanda o zaman ben evde soru çözmeyeyim. Ne yapayım? Özel derse gideyim soru çözdüreyim. Bakın sistemi bozdunuz. Yapacağımız şey şu olacak, çok basit. Zaten bakın bizler sistemi kurmuşuz sizin için. O bile edilgen aslında. Okula gideceksin, derslerine gireceksin. Dersin hakkını vereceksin. Soru sormak, not almak, defter tutmak, ders dinlemek. Tamamlandı mı? Çıktın. Yapamadığın soruları etütte soracaksın. Hadi imkanın var, özel ders aldın. Evde çalışıp çözdüğün ama uğraşıp da yapamadığın soruları özel derste soracaksın. Yani siz eğer kulağınızı tersten tutmaya devam ederseniz sonuç alma şansınız yok sevgili öğrencilerimiz. Kaygı yaşarsınız, veliler de kaygı yaşar, verimlilik azalmaya başlar. O yüzden okulunuzun hakkını verin. Derse odaklanın, dersi etkin geçirin. Yani bir de şöyle soru sormayın. Bakın bunu özellikle söyleyeyim. Hocam ben bunu anlamadım. Ya da ben bu soruyu yapamıyorum. Değil. O kadar net olmalı ki, bakın nasıl örnek vereyim size. Şimdi elimde bir kalem var. Soru şu olmalı. Bu ne demeyeceksiniz. Çünkü bununla ilgili az çok fikir sahibisiniz. Diyeceksiniz ki işte şurada bir şey var. Bu ne? Hatta bu ne işe yarar? Bu nasıl yazılır? O kadar detay bir soru sormanız gerekiyor. Eğer öğrenmeyi tamamlamak istiyorsanız. Bir etütün, bir özel dersin süresi 15 dakikadır. Bakın, şimdi siz niye zamanı yetiştiremiyorsunuz? Sabah 8'de ders başlıyor, saat 5'te bitti. 6'da, 6.30'da, 7'de özel etütten çıktınız. Ya da işte böyle ne derler? Kamp çalışmaları gibi ya da işte öğretmenler eşliğinde soru çözüm saatleri gibi. Bunu yaptınız, arkasından özel ders almaya gittiniz. Gece oldu 9.30. Eve geldiniz. Uyuyacaksınız, uykunuz geldi, bütün gün koşuşturmuşsunuz. Elde ne var? İşte o hoca anlattı, öbür hoca anlattı, özel ders öğretmeni anlattı. Kim çalıştı? Öğretmen. Çocuk da attı, oturdu. Kaç tane matematik hocası gördü? 3 tane. Kaç çeşit matematik dersi gördü? 3 çeşit. Şimdi ne oldu? Gün boşa gitti. O yüzden bu anlattığım resim böyle evlerinizde kalem kalem yaşadığınız resimler. Sistemi başka bir hale getirmek gerekiyor. Başka bir şey yaptırmak gerekiyor ki verimli olsun. Yoksa dediğim gibi verimlilik zor. Moralinizi bozmayayım, karamsarlık yaşatmayayım. Ama bunlar gerçek hayatlardan, yani gerçek bir sınav sisteminden alıntılar. Yol yakınken sevgili öğrencilerimiz, beni izleyenler, ne olur bunları yapmayın. Ailelerde izletsinler, takip ettirsinler ki tek tek anlatmak çok mümkün değil. Ama buradan birçok öğrenci eğer ki şöyle ufak ufak hatırlatma yapabilirsek, yani size şöyle söyleyeyim. Bugün 8 Kasım. 8 Kasım'da saat 16 ile 17 arasındaki programı bir öğrenci izlesin, not alsın, hepsini uygulasın. Başarı oranı minimum %50 artar. Üstünü söylemiyorum ama %50 artar. Sadece şu programda yaptıklarımı ve söylediklerimi uygulamanız yeterli. Evet efendim, çok sınav kelimesini kullanmayın. Bu önemli. Evet, 5 dakikamız da kaldı. Böyle son toparlamaları da yapacağım. Genellikle sınav kelimesini hayattan çıkarmak gerekiyor. Şu daha önemli, bakın en büyük kaygı sebeplerinden birini anlatayım. Şu dershanelerde sınıf düşmek ve yükseltmek. Mesela bakın şimdi velilerimiz genelde şunu ister. Der ki benim çocuğum üst sınıfa geçsin ya da benim çocuğum neden alt sınıfa düştü? Öğrenci panik olur. Neden ben alt sınıftayım? Neden üst sınıfa çıkamıyorum şeklinde. Şimdi bakın hemen şöyle küçücük bir alt sınıf üst sınıf ne yapar onu bir söyleyeyim size.
Şimdi. Evet, tahtamı da şöyle siyahla yazayım. Biraz renksiz oluyor ama daha net görmüş olursunuz. A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı diyelim ki. Üç tane sınıf var dershanenizde, okulunuzda, hiç fark etmez neredeyse. A sınıfında konu azdır. Soru çoktur. Seçme soru çoktur. Yani YGS düzeyinde soru çoktur. O yüzden eğer çocuğunuzun konu eksiği varsa, benim çocuğum olsa ve konu eksiği olduğunu bilsem, ben çocuğumu puanı tutsa bile o sınavda B'den A'ya almam. Bakın, puanı tuttu. Diyelim ki denemede 400 civarında soru puan aldı. Ve dedik ki işte bu grup A grubu olabilir bu çocuk. Okul kabul etti, dershane kabul etti. Ben olsam almam. Çünkü konu çok fazla olmayacak, soru çok çözülecek, hızlı soru çözmeye odaklanacaklar ve YGS tarzı sorular çözecekler. B grubunda öğrenciye konu çok anlatılır, soru dengelidir. Yani konu anlatıldıktan sonra soru çözülür. C grubundaki öğrencilerde ise zemin tamamlanır. Yani eksikler kapatılır. Yavaş anlatılır. Sorular klasik ve özellikle hazırlanır. Bunlar çok önemlidir. A grubu. Ha, bu fark etmez. A, B, C, D, E, F, G istediği kadar gidebilir. Ben sadece şimdi 3 aşamadan bahsettim. Daha fazlasına hani detaylanabilir. Bir, 20 tane şube vardır. Hiç fark etmez. Ama asıl mantık şudur. 3 segment vardır. A, B, C, D, E birinci gruptadır. Yani A segmentidir. İşte F, G, H, I ikinci segmenttir. Yani B grubu gibi. Geri kalanı da C'dir. Yani üçüncü segment. O yüzden sakın ola alt sınıf, üst sınıf, alt sınıfa düştü, üst sınıfa çıksın karmaşası yaşatmayın evlerinizde kendinize. O grupların mantığını kavramak çok daha önemlidir. Eğer ki çocuğunuz o sınavda B'den C'ye düştü, hemen bakın nerelerde eksikleri var. Hangi soru kalıplarını kaçırmış. Bilin ki C grubunda onu tamamlaması gerekiyor. Gidin öğretmenine, madem bir veli olarak yardım etmek istiyorsunuz, yapamadığı soru kalıplarını yazın. Hocam deyin, bunlarda eksik var. Özel ders aldıracaksanız onlardan aldırın. Çünkü B'den C'ye düşmesi bu demektir. Diyelim ki A'dan B'ye düştü. Bildiği ve iyi olduğu konular azalmıştır. Konu çalışması gerekir. Yani bu çok önemli. O yüzden çünkü ben genellikle bakın hatta bir öğrencimin küçücük anlattığı bir şeyi söyleyeyim. Vaktim de doldu zaten. Öğrenci diyor ki hocam diyor ben diyor alt sınıfa düştüm. Ve diyor merdivenlerden inerken o kadar çok utandım ki insanların yüzüne bakamadım. Bakın alt sınıfa düştü. Hepi topu bir kademe düştü. Ama anlattığı şey sanki dersiniz ki bakanlık rütbesini falan elinden aldılar ya da üniversite sınavını kazanamadı. Bir sürü şey oldu. Aslında hepi topu anlattığım gibi şu tahtada A, B, C sıralamasındaki mesajı almak önemli. Öyle bir de betimliyor ki, tabir ediyor ki hocam diyor ben diyor bir alt kattan kantine indim. Benim arkadaşlarım bir üst kattan salına salına kantine indiler ve dolayısıyla ben aşağıdan gittim. Bakın, bence facia. Bence psikolojik bir baskı. Çocuklarımızın zihni törpüleniyor. Çocuklarımızın duyguları törpüleniyor. O yüzden buna bir dur demek lazım. Aynı zamanda da gerçeğin anlamını görmek lazım. Yani biz yüklediğimiz anlamlar yerine gerçeği görmek lazım ve ona göre bir şey yapmak lazım. Sevgili anne babalarımız ve sevgili öğrencilerimiz. Vaktimiz doldu mu efendim? Sanıyorum ki evet, bugünün de sonuna geldik. Kaygı dedik, TM öğrencileri dedik, netlerini yükseltemeyenler dedik, nasıl tekrar yapmaları gerekiyor dedik efendim. Hepsinden bahsettik, süreden, hızdan bahsettik, çocukların üst sınıfa çıktı, alt sınıfa düştü kaosundan bahsettik. Aklıma gelen en çok işinize yarayan şeyleri getirdim.
önümüzdeki hafta devam ederiz diye düşünüyorum. Bir hafta daha en azından birazcık böyle sınav grubuyla ilgili konuşmak gerekiyor gibi görünüyor. Önerilerinizi, yorumlarınızı eğer hafta içi yazarsanız ben ona göre bir program içeriği oluştururum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.